Ve Allah dostu onu diyor, sen diyor mezardakiler dirilse diyor, ona sorsan diyor, sana ne der diyor cevaben, aman her anını Allah yolunda geçirmeye gayret et. Şimdi farz et ki öldüm bugün. Bir günlüğüne dünyaya dönmen izin verildi. O halde bugün günahlara katiyen yaklaşma. Sakın ola ki bugünün bir anını bile boşa çıkarma. Zira her nefes paha biçilmez bir nimettir. Tabii en büyük nedamet son nefeste olacak. Bütün hayatımızın akışı da bu son nefese bağlı. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, öyle haşrolursunuz buyuruyor. İlyas peygambere ölüm meleğini geliyor. Gene ürperiyor. Ezra soruyor, sen diyor peygambersin diyor. Ölümden mi çekindin? Yok diyor, ondan değil diyor. Dünya hayatı ne güzeldi diyor. Hep ibadetle Cenab-ı Hak'la meşguldüm diyor. Yaşamak ve yaşatmanın gayreti, heyecanı, feyzi içindeydim diyor. Şimdi ise ta kıyamet kadar kabirde rehin kalacağım diyor. Bu şeylerden mahrum kalacağım buyuruyor. Velhâsıl bu dünya nimetini iyi takdir edebilmek, Cenâb-ı Hak vel asr innel insan lefî husr buyuruyor. Zamana yemin olsun da insan hüsrandadır, ziyandadır, zarardadır.